Alo. Seniha, yarın sabah geliyorum. Evdesiniz değil mi? Beni kapıda bırakmayın. Yarın mı? Saat kaçta? Sabah 7 uçağıyla. Tamam enişteciğim, bekliyoruz. Evdeyiz. Şebnem nasıl? Şebnem mi? İyi. Aslında ben sana bilgi vermeyeyim. Yarın geliyorsun, kendi gözlerinle görürsün. Yalnız Şebnem seni görünce çok şaşıracak. Tamam, hadi görüşürüz. Kere aradı. Yani en az 100 keredir mesaj attı. Yani aslında hepsi de çok romantik mesajlardı ama işte. Beklesin. Beklesin yani. Beklesin. Aa, kızlar, rujum bitmiş. Ya size yemin ediyorum rujum bitmiş. Ben ne yapacağım şimdi? Param da yok. Ya gerçekten avamlıkta mümkün mertebeye ulaşmış durumdayım şu anda. Ya biriniz bir şeftali rengi ruj versenize. Ne? İkinizde de mi yok? Ya siz ne biçim kadınsınız ya? Vallahi benim hiç olmadı. Benim de bir tane pembe rengi rujum var ama onu da yükselenimin etkisine girdiğim zamanlarda kullanıyorum. Ha, şahanesiniz ya. Gerçekten ikiniz de şahanesiniz. Ben şimdi ne yapacağım? Ya yemin ediyorum ter bastı bana telaştan ya. Yani ben nereden bulacağım şimdi ruju? Yani Seniha Sultan'ın makyaj malzemelerini el süreceğimi mayını tarlada gez daha iyi. Ölüm riski daha az. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ben bugün avans aldım. Zaten hepinize de birer hediye alacaktım. Ben sana ruj almış olurum. Yok yok, benden al. Baksana poğaça işleri çok iyi gidiyor. Benden al sen. Şebnem? Ne oldu? Yok bir şey. Aslında var. Ben bu aralar bir şeyleri daha iyi anlamaya başladım. Birincisi, artık iki tane kız kardeşim var. İkincisi, ya ben bu hayatta gerçekten etkisiz elemanım ya. Tam bir ucun yanında mı? Yanımda. Memo. Kainat hayırdır? Bozuk paralar, şekerler, çikolatalar kapıya gelen çocuklar için. Yarın bayram ya. Al bu da senin bayram harçlığın. Sağ ol abla. Hadi gidelim. Müfit abicim. Yaşam destek ünitem, acil çıkışım. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak, biz dedik ki, yani madem kainat bize gelemiyor, biz kainata gidelim dedik. O yüzden bu gece sen de kalsak ya, sen de benim teyzoşumdan, canım Führer teyzemden izin alsan mesela, ha? Lütfen. Yo yo yo, ya bak şimdi, ya Şebnemciğim, sen beni Seniha ile sürekli kapıştırmak mı istiyorsun ya? Bundan zevk mi alıyorsun ya? Yapma Allah'ını seversen. Yani pardon da çok şükür sizin kapışmanız için kimseye ihtiyacınız yok. Ayrıca bin yıllık husumetinizin faturasını lütfen bizim masum gecemize kesmeyin. Lütfen. Yok yok, olmaz olmaz. Lütfen. Yok. Hiç bakma öyle. Sökmez. Olmaz. Olmaz. Üf, tamam. Tamam. Seniha, kızların ufak bir ricası vardı senden, onun için aramıştım ben. Neymiş? Şey işte ya, bu gece bende kalmak istiyorlar da. Biz seninle konuşmuştuk Allah aşkına Müfit. Tamam, konuştuk tabii de şey, yani ben kıramadım onları işte. Söz bir daha olmayacak. Peki tamam, ama bak sabah erkenden evde olacaklar. Yoksa sabah erkenden kapına dayanırım ona göre. Ona ne şüphe? Tamam.
Oldu. Alın bakalım. Efendim Ege. Şey, Kainat, konuşabilir miyiz? Yüz yüze. Bu saatte? Biliyorum, ters bir saat. Ya sen ne zaman müsaitsen. Mesela yarın. Mutlaka konuşmamız lazım. Tamam Ege. Tamam, yarın. Tamam, yarın. İyi geceler. İyi geceler. Efendim Özgür. Şey, ya nasıl anlatsam? Yapamıyorum Aymila. Yapamıyorum. Bana bir fırsat ver, konuşalım. Sadece konuşalım, ha? Yani şey... Aymila, bu kadar katı olma. Kendime anlatmama izin ver, yüz yüze. Eğer hala aynı fikirdeysen bir daha karşına çıkmayacağım. Yarın gün içinde konuşuruz o zaman. Tamam. Ben evimi özledim. Annemi özledim. Beni sarıp sarmasını özledim. Babamı özledim. Bana bağırmasını bile özledim. Böyle uzaktan uzağa, hiç belli etmeden sevmesini özledim. Gece yanıma gelip üstümü örtmesini özledim. Güneşi özledim. Bana ablam demesini özledim. Kızlar benim evimi çok özledi. Hangi kat? Birinci kat, 3 numara. Ya ben sana nasıl teşekkür edeceğim bilemedim. Yok, önemli değil. Kanaldan arıyorlar. Efendim. Tamam, tamam. Geliyorum, tamam. Tekrar sağ olun. Görüşürüz. İyi akşamlar. Acaba sen de beni benim
seni sevdiğim kadar seviyor musun hala? Kanalın adını kullanarak bir kıza İzmir'den uçak bileti aldırmışsın. Abi inan öyle olması gerekiyordu. Ama parasını ödeyeceğim zaten muhasebeye. Oğlum mevzu para değil ki zaten. Yaptığının elle tutulur tarafı yok. Kurum kimliğini kullanarak insanlarla özel ilişkiler kuramazsın. Zaten şu röportaj olayında bendeki kredini tamamen tükettin sen ya. Sözün özü. Evet. Kovuldun Can. Güneş. Ablam. Ay dur bakayım ablacığım. Ben hala inanamıyorum. Nasıl oldu bu? Vallahi bana da sürpriz oldu aslında. Can abi aradı kanaldan. Can mı? Bütün organizasyon ona ait. Vallahi Can da insanın da bir sınırı olur değil mi? Yani jestinde bir ölçüsü var. Vallahi gönüllerin şampiyonu oldu kendisi pes. Hayırdır? Ya ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Sen bana dünyaları verdin ya. Kainat ben biraz utanırım bu tür konuşmalardan. Sen mutlu olduysan ne güzel. Mutlu olmak ne demek? Ben... Ya ben ne diyeceğimi bilemiyorum bile. İyi işte bir şey deme o zaman. Bayram sayende bayram oldu. Yarın mutlaka görüşelim. Sen istiyorsan tabii. Seve seve yani. Şeye 6 ay çıkamıyor dedi. Biz teyze hoşa bir korktuk. Ödümüzde 6 ay böyle mi duracaksın canım? Hayır bir şey var. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Hadi kalkın kalkın yataklara gidin. Yarın bayram erken kalkacağız ya. Aa, emre dersiniz Madame Rottenmeier. Bir de dişlerimizi fırçalayalım istersen. Hayret bir şey. Gerçi deli her gün bayram da. Ya dalga geçme Şebnem. Ay dalga geçtiğim falan yok. Hazır bu bütün kızlar toplandık organizasyonu yakalamışken ben hayatta uyumam. Ha uyusam da uyanmam. Yani çünkü ben sabah uykusu sevenler dedim. Ne demişler? Şebnem'i iki bayram arası uyandırırsan uğursuzluktur. Hadi gel ablacığım. İyi geceler. Dur dur sen nereye gidiyorsun? Otur da azıcık anlat. Ne yaptın İzmir'de? Bir şey yapmadım. Ne demek yapmadım? Ay Almila sen de hiçbir şey anlatmıyorsun. Ne ketum çıktın ya? Hayır ben anlatıyorum. Siz dinlemiyorsunuz Şebnem. Ay nankörsün sen. Ben seni oradan buraya getirmek için ne dümenler çevirdim. Hayret bir şeysin ya. Öf, tamam. İyi kalk git kalk. Oh, abi aman aman ne yapıyorsun? Gözünü seveyim hiç tavsiye etmem bak. Anlamadım. Şöyle anlatayım çok basit. Sabahın bu saatinde Seniha Sultan'ın ziline basmak yerine daha acısız intihar şekilleri var yani. Ha, anladım. Uyarın için teşekkür ederim. Allah'ım yarabbim. Neler oluyor yine bu evde? Kim bu adam? Yoksa, yoksa böyle bu kadar çok valize seni Hasultan'ın evine içki meclisi mi geldi? Bak, 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 bak. Odanın kanayan yarası da yardakçılık yapıyor. Ay ne oluyor? Hemen öğrenmem lazım. Efendim anne. İzafet. Bayram sabahı daha elimi öpmeden milleti dikizlemeye başladın.
Anneciğim, sana kaç defa söyledim benim kişisel eşyalarımı karıştırma diye. Dijital onlar, bozacaksın. Çabuk buraya gel. Ay anne tamam, bir şey öğrenmem lazım, geliyorum. Gel çabuk, elimi öp. Ay öpsün anne ya, geliyorum tam. Abla poğaçası. Günaydın. Günaydın ablalarım, en güzeli. Oh. Rahat uyudun mu bakayım? Uyudum azıcık daha uyuyayım. Kalk hadi. Şebnem, hadi kalk sen de, geç kalacağız hadi. Siz nereye geç kalacaksınız, gidin ben yetişirim. Herkese günaydın. Ya. Almiracığım. Sen şu yoganın, meditasyonun, imitasyonunu yapıyor olmuyorsun sakın. Neden Şebnem? Ne demek neden ya? Yani ben bakıyorum o adamlara böyle Hindistan'da falan. Oturuyorlar böyle yıllarca duvara bakıyorlar, ağaçların altından kalkmıyorlar. Senin bu kelebeksi ejderha halini ne yapacağız ya? Abi beni rahat bırak, benim uykum var ya. Allah Allah, beni uyandırıyorsun bir de. Hayret bir şey. Şebnem, uyan. Bakın, belki benim en sevdiğim mitoloji öyküsü Yedi Uyanlar. Belki ben Yedi Uyanların kıtmiriyim. Belki benim sanal alemde Nikim Yedi Uyanlardan biri ya da kıtmir. Belki ben Nikim'in hakkını vermeye çalışıyorum. Beni niye rahat bırakmıyorsunuz siz? Allah Allah. Sen bu kadar bavula gelmezdin. Merak etme seni ya. Çok kalmayacağım. Şebnem'in giysileri. Hmm, şimdi anlaşıldı. Bu arada... Al bakalım. Ah, boyozla gevrek. Sipariş vermiştin ya canım. Ters falansın ama zarif adamsın. Otursana Yusuf. Şuna ters demesek de gerçekçi desek... Şebnem ne durumda ve nerede şu anda? Dün gece kızlarla Müfit'te kaldı. Ama kalmak için izin istedi. Hmm. Parası ya bitti ya da bitmek üzere. Ben kesinlikle vermiyorum, merak etme. Yani yakında yelkenleri suya indirir. Peki şu çocuktan ne haber? Hangi çocuk? Ha, Arda. Arda, adı Batasıcı. Onun yüzünden rezil olduk herkese. Şebnem'in etrafında dolaşıp duruyor işte. Ne? Şebnem'in etrafında mı dolaşmaya başladı? Ya aslında daha doğrusu Şebnem çocuğu parmağında oynatıyor. Ha. Ama bir şey olacağı yok enişte, hiç merak etme. İntikam peşinde. Egosu zedelendi ya Sayın Şebnem Gürsoy'un. Neyse peki, bu arada Şebnem'in böyle benim fark edemediğim kişiliğinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir değişiklik var mı? Bence en önemli ve olumlu gelişme, kendini dünyanın merkezi zanneden ve kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen Şebnem Gürsoy'un şu kızlar için yapmaya çalıştığı fedakarlıklar. Bir görsen inanamazsın. Mahşerin üç atlısı gibi dolaşıyorlar enişte. Vay bak sen. İyi peki o zaman hadi çağır da gelsin. Ha? Gelirler şimdi canım. Ya sen Şebnem'i tanımıyor musun Senia? Bu saatte asla uyanmaz o. Ara da gelsin hadi. Kainat onları çoktan uyandırmıştır, merak etme. Ben sana bir kahve yapayım. Sade değil mi? Evet, sade. Hadi bakalım sen öyle diyorsan. İyi bayramlar Kainat. İyi bayramlar Ege. Merhaba. Günaydın. Şebnem. Günaydın orta yaşlı kadınların en tatlı rüyası. Şebnem sen yapma bari. Biz arkadaştık hani.
Arkadaş. Ay canım sen bu aralar edebiyata merak sardın galiba. Özellikle mübalağa sanatında yeni araçlar içerisindesin. Biz seninle ortak bir paydada kısa bir süreliğine işbirliği yapmıştık. O da kainatın doğum günüsü ve Aymila'nın geri dönüşüydü değil mi? Şu anda iki yabancıyız, okey? Anladım Şebnem, anladım. Umarım sen de bir gün yanıldığını anlarsın. Güneş, ne kadar büyümüşsün. Genç kız olmuşsun resmen. Vallahi sen aynısın, hiç değişmemişsin. Evet, yani fiziksel olarak demek istedin değil mi canım? Şebnem, bugün bayram, kırmayalım birbirimizi. Kainat, bugün müsait olunca. Tamam Ege, ama başka zaman görüşürüz. Yani güneş geldi, hani gidene kadar onunla vakit geçireyim diyorum. Anladım. Peki, sonra görüşürüz. Ne yapışık oğlan ya, ne yapışık oğlan. Ay, 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 ay. Her günümüzü bayrama döndüren abilerin en duayenine iyi bayramlar. Gittiği yeri bayram yerine çeviren Şebnem Gülsün'e de iyi bayramlar. Müfit abi, bak benim kardeşim Güneş İzmir'den geldi. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Pek uyku tutmadı ya. Ha, hiç uyumadın yani. Onun gibi bir şey. Baksana, sana bir teklifim var. Ama yanlış anlama. Söyle abi. Bir iş bulana kadar diyorum, bende mi kalsan? Hani temizliğin, yemeğin, bulaşığın iyiyse maşallah boy da var, hani perde asarsın. Oğlum anlaşırsak devam ederiz işte. Ha? Buyurun. Durun. Ne oldu? Cebren durdurdun zaten. Boyoz kokusu var burada. Aa, boyoz kokusu mu? Sende de ne burun varmış arkadaş? Labrador musun nesin ya? Boyoz. Hakikaten boyoz. Boyoz. Gel gel. Ya İzmir kokuyor, ev kokuyor bir daha. İyi bayramlar kızlar. Teyzor, nedir bu gerilim boyozun alameti farkası sırrı? Size bir sürprizimiz var. Aa! Baba! Yavrum, babacığım, babacığım. Kızlar bakın baba. Merhaba efendim, ben Almile. İyi bayramlar. İyi bayramlar Almile. Merhaba efendim, ben Kainat. Bu da kardeşim Güneş. Merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Elinizi öpeyim. Dur, dur! Tamam. Bir kere, son kere bayram diye. Tamam artık. Benim size başka bir sürprizim daha var. Bugün bayram ya hani. Şöyle güzel bir gün geçirelim stresten uzak. Adaya götüreceğim sizi. Enişte sen de gel. Ha yok, ben evde bir tane kadına tahammül edemiyorum. Bu kadar çok kadınla başa çıkamam doğrusu. Babişko. Ama akşama beraberiz. Tamam. Tamam. Ya ama teyzo sen de şu dünyanın 8. harikasısın ya. Hadi gidelim. Hadi. Durun. Hadi. Yine ne oldu? Şevketi Bostan. Bugün bayram. Bayram sabahı ailece güzel bir kahvaltı yapılır önce. Sonra çıkarız. Ben hemen hazırlıyorum. Hadi hazırla. Ben de yardım edeyim. Hadi siz biraz sohbet edin. Babanız. İyi. İlk günden işe başladın ha. Eyvallah usta. Kainat, iyi bayramlar. Gerçekten sayende bayramın bayramı oldu. İyi işte, ne güzel. Çok sevindim. Can. Efendim? Telefonda bayramlaşmak istemezdim.
Hele tüm yaptıklarından sonra hiç istemezdim ama Seniha Sultan bizi adaya götürüyor bugün. Oo, iyi iyi, güzel. Eğlenin siz. Biz nasıl olsa görüşürüz. Yarın görüşürüz ama, değil mi? Görüşürüz, görüşürüz. Hadi iyi eğlenceler size. Teşekkürler. Ne oluyor? Nereye gidiyorlarmış? Adaya. Tabii baba, gelmez olur muyum? Yalnız bugün gelen giden çok olur biliyorsun. Ben akşam geleyim istersen. Tamamdır. Annemi çok öp benim için. Hadi görüşürüz. Efendim? Selim merhaba, ben Özgür. Hani motor kazası yapan, hatırladın mı? Aa, hatırladım. Nasılsın abi? Ya iyiyim ya, topladım artık. Ya o akşam hani bana bir şeye ihtiyacın olursa çekinme diye telefon numaranı vermiştin. Hatırlıyor musun? Tabii tabii, dinliyorum. Ha abi, çekinmiyorum. Ya senin bir tekne durumu vardı değil mi? Evet, şu an üstündeyim hatta. Ha? Ya kızlar adaya gidiyormuş, belki ilgini çeker dedim. Tekneyle gidilecek her yer ilgimi çeker Özgür. Kalamış Marina'dayım, gelince ara. Tamam. Sağ ol abi, o zaman orada görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ya bir şey söyleyeceğim ama kızmayın. Öyle hemen de olmaz demeyin, tamam mı? Ya, İzafet de bize gelse. Çok yalnız ya. Böyle acayip mutlu olur, ha? İyi tamam, bayram ya, onunla da tamam. Ama bak, tek ve vazgeçilmez bir şartım var. O İzafet asla telefonun yanında getirmeyecek. Hiçbir fotoğrafı da sanal alemde paylaşmayacak, tamam mı? Tamam. Bayramlar. İyi bayramlar, tekrar bekleriz. Vay Tekin, bu ne sürpriz ya, hoş geldin. Merhaba Müfit, hoş buldum. Otursana. Sağ ol. Ne içersin? Artık soruyor musun? Sağ ol, bir şey istemem. Eyvallah. Hayırdır? Bunca zaman sonra? Müfit, seni severim bilirsin. Hatta birçok insandan daha çok severim. Güvenilir adamsındır. Ah, anladım. Konumuz bu değil galiba. Yıllardır hiçbir kötülüğünü, yanlış bir davranışını görmedim açıkçası. İster karşılıklı Tekin'cim. Hatta sıklıkla aklıma gelirsin. Bir arasam mı diye düşünürüm ama bir türlü fırsat olmadı işte. Malum sebeplerden ben de aramadım. Ya. Şebnem'in düğünü için arayalım mı, aramayalım mı diye bayağı ikileme düştük doğrusu. Şu damadı masadan kaçırttığı düğün. Hiç sorma. Aslında iyi olmuş. Ben damadı gördüm. Damat masadan kaçmasa birkaç ay sonra bizim kız ondan kaçardı, emin ol. Konumuz da tam bu Müfit zaten. Şebnem'in fazla mı yanındasın? Böyle mi söylenir bilmiyorum ama o benim yanımda. Bak Müfit, senden bir şey rica edeceğim. Beni kırmazsan sevinirim. Şebnem belki de ilk kez hayatla yüzleştiği bir dönem yaşıyor. Daha da yaşayacak. İlk kez ayakları yere değiyor gibi. Ayakları yere değmiyor Tekin. Ayakları yere çakıldı, uzatmaları oynuyor. Kuyruğu dik tutmaya çalışıyor. Müfit, lütfen uzak dur. Yakın olmak gibi bir çaba sarf etmediğimi söylememe gerek var mı Tekin'ciğim? Bunu biliyorum. Ben destek olma, hatta mümkünse bu aralar yan yana bile gelmemeye çalış diyorum Müfit. Tekin, ben verdiği sözü her zaman tutan biriyim. Bunun için buradayım zaten Müfit. Biri bana yardım elini uzat derse geri çeviremem. Hele bu Şebnem'se bunu hiç yapamam. Ve bunu benden istiyor olmanı tuhaf karşılarım. Anladım. Ama ben gene de bir düşün derim Müfit. Tamamdır. Anladım. Bu arada hiç değişmemişsin. Yıllar sonra seni tekrar görmek keyifliydi gerçekten. Sen de değişmemişsin. Sağ ol. Ertekin. Efendim? Harika bir kız yetiştirdiğini söylememe gerek var mı? İyi ki yelkenliğine gelmemişiz. Yoksa çok iş çıkartacaktım size. Tahmin et.
ettiğin üzere kızlar yukarı çıkıp dilek dilemek istiyorlar. Bu örgütlü topluluk manasız bir şekilde benim de gelmem konusunda ısrarcılar. Gerçi İzafet'in yıllardır biriktirdiği dilekleri hangi ağaca sığdırırız hiçbir fikrim yok ama... sana sorum şudur ki, sen de bizimle bu avam etkinliğe katılmak ister miydin? Ne bir dileğim ne de o yokuşu tırmanma isteğim var Şebnem. Size iyi eğlenceler. Anladım. Sizi çok pesimist ve beklentisiz buldum. İyi günler diliyorum. Şebnem. Hadi iyi eğlenceler. Peşinde koşturacaksan çok çok hızlı olman lazım. Koş 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 olana kadar. Koş 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 onu bulana kadar. Koş 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 yakalayana kadar. Koş peşinde aşkın ölene kadar. Koş 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 olana kadar. Koş 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 onu bulana kadar. Koş 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 yakalayana kadar. Koş peşinde. Alo Kainat, nasılsın? Bayramın nasıl geçiyor? Vallahi çok güzel geçiyor, tam bayram. Büyükada'daysanız Ali Yorgi Yokuşu'nun orada dilek tutmayı unutmayın. İnanmayacaksın ama oraya doğru gidiyorduk biz de. O zaman bütün dilekleriniz tutsun diyerek kapatıyorum. Teşekkürler. Büyükada'dalarmış. Az sonra oradayız. Var. Yani sakın bunu dala çaput bağlamak sanmayın. Önemli olan dileğinizi dilerken evrene yolladığınız enerji. Eğer gerçekten en içten isteyerek dileğinize ol derseniz emin olun günün birinde mutlaka olur. Ol. Ne olursan ol. Nasıl olursan ol. Yeter ki ol. Gidebiliriz. Daha nasılsa bir sürü ağaç var. Bol bol bağla İzafet. Balca balca. Ay. Kızlar vallahi bittim. Ama sizle bittikçe yeniden başlanır. Tamam. Özgür çakal biri olabilir ama yani şu anda burada olduğumuz ona malum olamaz değil mi? Yani he? Aranızdaki muhbir kim? Hemen söyleyin. Ben söylemedim. Ne var be ne var? Bayram bugün küslük müslük olmaz. Şebnem bak her türlü cadılığını bayram münasebeti nedeniyle nasıl yapayım sen? Sessiz ağlıyorsun. Anladım yufka yürek. Matahara sendromu. Bayramlar. Canım, canım. Bu tarafa. Hadi. İyi bayramlar. Sensiz olsam şu dünyada mutlu olmam, benim olsa dünya şansım olmaz. Aşktan yana kalbim atmaz, durur vallahi. Şaşıran hep ben olsam da sakın yanlış anlama. Sözüm yetmez anlatmaya, gözlerimden beni anla. Sensiz olmaz şu dünyada, sensiz olmaz şu dünyada, sensiz olmaz şu dünyada, sensiz olmaz şu dünyada.
sensiz olmaz. Şu dünyada sensiz olmaz. Şu dünyada sensiz olmaz. Şu dünyada sensiz olmaz. Şu dünyada sevenim tek sen olunca. Ne yapıyorsun? Sana az ben ne yapsam? Nasıl yapsam, nereden bulsam? Sana dünyaları alsam. Sensiz olmaz şu dünyada, sensiz olmaz şu dünyada. Şebnem Gürtay. Efendim Veliaht Prens Selim İnan. İyi bayramlar demek için aramıştım ama böyle telefonda pek mi kuru kaçacak acaba? Yüz yüze mi bayramlaşsak diyorum. Bu isteğini sadece ama sadece bayram olduğu için gerçekleştirmek isterdim ama canım maalesef biz şu an deniz aşırı bir bölgedeyiz. Özgür ve Can o deniz aşırı bölgeye yüzerek mi geldi zannediyorsunuz? Şebnem Gürsoy. Peki ama önce benim bunu kurula sormam gerekiyor. Hatta Yüce Divan Seniha Sultan'a sormam gerekiyor. Telefonun elinde olsun, beni bekle. Tamam, öptüm. Bye. Seniha? Efendim Müfit. Sadece iyi bayramlar demek için aramıştım. Sana da iyi bayramlar. Aradığın için çok sevindim. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Seniha Sultan. Şebnem. Şu an beklenmedik bir durum olduğu için acil bir kurul kararı almamız gerekiyor. Hayırdır? Şöyle ki Selim İnan Beyefendi, Şebnem Gürsoy sensiz bir dakika bile geçiremiyorum demeyi gururuna yediremediği için Özgür ve Can'ı getirme bahanesiyle peşimden gelmiş. Yani şu anda tam bir adavapuru yandan çaklı haleti ruhiyesi içerisinde. Yani? Yani ağzından çıkan cümle buralardayım olsa da o buralardayım, sensiz yapamıyorum, lütfen teknemi şereflendirin demek olduğunu hepimiz idrak etmiş bulunmaktayız. Ay içime fenalık geldi. Yani ne oldu? Tekneye gidelim mi? Ha. Hadi tamam gidin. Ama ben bugün hiçbir yere gelmiyorum. Keyfim yerinde. Sessizlik çok hoşuma gitti. Hadi gidin. Anlarsın kimde aşk var. Bana göre sevgi tek yönde bir çıkış var. Yek vücut olsak, bir nefes alsak, aşka tutsak hiçbir şey olmaz. Birazcık şehvet kalp yormaz. Tutkun geceye karışsın, teninde yansın. Yüksek doz aşk yaşansın. Kazanamayacağım galiba. Evet. Gerçekten doğru söylüyorlar. Ben bu hayatta bir halta yaramıyorum. O yüzden yarın babamla İzmir'e döneceğim.